Safranbolu'da bir müzedeyiz ama bu müze bambaşka bir müze. Arkamdaki cümleyi siz de görüyorsunuz. Mutluluğa giden yol. Burası bir çikolata müzesi. İçerideki her şey çikolatadan imal edilmiş. Hadi bu yola birlikte girelim. Ali Bey, müziği sizden dinlemek için sabırsızlanıyorum. Ben de ilk defa böyle bir ambiyans yaşıyorum. Hafif serin, çok güzel de bir çikolata kokusu var ve her şey çikolatada. Evet, şimdi ben size çok kısa bir bilgi vereyim burayla ilgili. Müzemiz 500 metrekare bir alanda yaklaşık 5,5 ton çikolata kullanılarak yapıldı. Şimdi gördüğünüz bütün bu eserlerin yapımcısı da Mesut Kırımlı. Kendisi aslen Safranbolulu ama 25 yıl Belçika'da yaşamış. Mühendis olarak gidiyor Belçika'ya. Daha sonra hobi olarak çikolata ile ilgilenmeye başlıyor. Şimdi burayı yapmakta şöyle, çikolata akademisine başlıyor orada ve 3 yıl bunun akademik eğitimini alıyor. Ve akademiyi bitirme test projesi olarak da çikolatadan bir şehir projesiyle katılıp akademi şampiyonu oluyor. 2014 yılında da Belçika'da çikolata dolgu yarışmasında orada şampiyon olan, çikolata konusunda şampiyon olan ilk yabancı ve Türkiye'ye kesin dönüş yaparak akademiyi bitirme test projesini ilk önce kendi memleketi olan Safranbolu'da hayata geçiriyor. Ali Bey, çikolatadan bir mağara. Evet. Hayatımda ilk defa çikolatadan bir mağara görüyorum. Hemen koklamak istiyorum. Yoğun bir çikolata kokusu alacaksınız. Gerçekten öyle. Gördüğünüz mağarada püskürtme tekniğiyle yapıldı. Hepsi farklı teknik dediniz. Bu da püskürtme tekniği. Püskürtme tekniğiyle yapıldı burası da. Yani yapılan eserin dokusunu ve uyumuna göre teknikler de var. Farklı tekniklerde uygulanıyor. Mesela hemen burada cam teras göreceksiniz. Ya bu da Safranbolu'nun meşhur ziyaret edilesi yeri. Evet. Hemen yanında Hacivat Karagöz'ümüz var. Gene beyaz tablet çikolata üzerine sütlü ve bitter çikolatayla kara kalem çalışması. Ve saat kulesi. İşte bu saat kulesi de blok kesme yöntemiyle yapıldı. Türkiye'nin en eski ve çalışır durumda olan saat kulelerinden bir tanesi. Ve burada hükümet konağını göreceksiniz. Hükümet konağını da sarı rengini verebilmek için portakallı çikolata kullanıldı. Oo, yani bitter, sütlü, portakallı. Kent Tarihi Müzesi. Şu an Kent Tarihi Müzesi olarak kullanılıyor. Yani buraya geldiğinde ziyaretçiler aslında Safranbolu'daki de tüm tarihi yapıları görüyorlar. Evet, çikolatadan bir Safranbolu'yu geziyorlar burada aslında. Kaymakamlar Gezi Evi. Hemen bu tarafta da Camiler Caddesi dediğimiz o caddeye giriyoruz. Eski çarşı içerisinde bulunan bütün tarihi camiler yapıldı burada. Ali Bey, ziyaretçilerin ilgisi nasıl? Çocukları düşünemiyor. Çocukları burada zapt etmek çok zor oluyor. Koparıp ısırıp yemek istiyorlar yani. Ya zor durumda kaldınız oluyordur mu? Tabii ki çok fazla oluyor. İplerin altından geçiyorlar, yakalamaya çalışıyoruz. Peki gerçekten öyle. Zor durumda kalınabiliyordur. Ziyaretçiler girdiği zaman mutlaka siz içeride mi oluyorsunuz? Evet, mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklardan ziyade büyükler de merak ediyor. Çok fazla bir merak var. Sadece merak çocuklarda değil, büyüklerde. Büyüklerde de çok fazla merak var. Hemen devamında. Tabii. Burada sanırım önemi olan değerli kutular var. Şimdi bu baştaki mavi kutu Amerika'da, Beyaz Saray'da Büyükelçi düzeyindeki konuklara ikram edilen çikolata kutusunun bir örneği. Hemen yanındaki iki kutuda Cumhuriyet'in 10. yılında Atatürk'e ve meclise hediye edilmiş ilk çikolata kutuları. Ne kadar özel. Evet. Atatürk'e ve meclise hediye edilmiş ilk çikolata kutuları. Evet. Bu tarafa doğru ilerlediğimizde 1800'lü yılların sonu, 1900'lü yılların başına ait çikolata kalıpları var. En eski çikolata kalıpları. Evet. Ali Bey, buraya geçmeden olmaz çünkü Safranbolu'ya ismini veren safran çiçeğinin çikolata hali. Evet, biz onun çikolatadan halini de yaptık. Safran zamanı geldiğinde 175 bin tane safrandan sadece 1 kilo elde edebiliyorsunuz. O yüzden çok değerli ve çok özel bir bitki. Biz de onun çikolatadan halini burada yapmış bulunduk. Karşı tarafta havuzu görüyorum ve merak ettim. Evet, şimdi aslında ben burada bir çikolata havuzu beklerdim. Evet, aslında burası bir çikolata havuzuydu. Fakat pandemi sürecinde maalesef insanların yanlış kullanımından kaynaklı biz bu havuzu kapatmak zorunda kaldık. Şu an sadece su akıyor buradan. Öyle bir görsellik var şu an burada. Peki tekrar düşünüyor musunuz çikolata havuzu? Tekrar düşünüyoruz. Evet, tekrar açmayı düşünüyoruz.
Buraya şart. Evet, şart. Son olarak da size burayla ilgili çok önemli bir şey söylemek lütfen isterim. Şimdi bizim araştırmalarımıza ve üniversite hesaplamalarına göre 500 metrekare bir alan ve 5,5 ton çikolata içerisinde bayanlar 5, erkekler 10 dakika durduğu takdirde vücutlarındaki günlük mutluluk hormonunun tavan yapıldığı tespit edilmiş. Çünkü çikolata öyle bir gıda ki bırakın onu yemeyi, kokusunu solumak bile insandaki mutluluk hormonunu tetikliyor yani. Bu çok güzel bir bitiriş oldu. O zaman her şehre bir çikolata müzesi lazım, değil mi Ali Bey? Her şehre bence yapılmalı. Çok güzel bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tekrardan hoş geldiniz siz de. Müzeden çıktık, aromalı çikolatalarla karşı karşıyayız. Ali Bey, bunlar sizin özel ürünleriniz. Palm yağı içermeyen kahvaltılık çikolatalarımız. Mesela size buradan şimdi bitter çikolata tattıracağım. Kesinlikle acı bir bitter değil. En sevdiğim kısım. Kesinlikle değil. Evet, çünkü o acılığı veren içeride de bahsettiğimiz gibi palm yağı oluyor. Palmiye acı bir yağ ve siz palmiye olmadan kakao yağıyla bir çikolata yediniz şu an. Burası başlı başına dilim bile dolandı görüyorsunuz sevgili izleyenler. Lezzetten başlı başına insanı mutlu eden bir yer. İçeriye geziyorsunuz, çikolata kokusuyla bir 10-15 dakika geçiriyorsunuz ve dışarıda da birbirinden güzel ürünlerden tadıyorsunuz. Daha ne olsun?